Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi prostat iltihabı tedavisinde bizim çok güvendiğimiz, uyguladığımız ve ciddi bir başarı oranına sahip olduğumuz prostat masajı yöntemini videolarımızda paylaşıyoruz. Öyle bir ihtiyaç oldu ki İstanbul dışından gelen hastalar da prostat masajının tekrarında zorluklar yaşıyoruz. Yani hastamıza burada birkaç masaj yapıyoruz, sonra bir süre sonra yenilenmesi gerekiyor. Hastayı tekrar İstanbul'a çağırıyoruz. Aradan daha arayı açarak daha geniş bir süre sonra yeniden tekrarlanması gerekiyor. Yeniden İstanbul'a çağırıyoruz. Ve bu bir zorluk. O yüzden de hastalarımıza kendi masajlarını kendileri yapabileceği metot göstermeye çalışıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Bunu hep beraber geliştiriyoruz hastalarımızla beraber. Onlardan öğreniyoruz. Onlara yeni yöntem öneriyoruz. Ve böyle bir gelişme içerisinde. Şimdi kendi kendinize yapabileceğiniz prostat masajı yöntemi tariflemeye çalışıyorum. Böyle bir şema çizdim. Bunun üzerinde sizlere ne demek istediğimi göstermeye çalışacağım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi hangi pozisyonda yapacağız? Yani birkaç pozisyon olabilir. Ben açıkçası hastalarla konuşmam ve kendi tecrübelerimden bence en kolay pozisyonlardan bir tanesi tuvalette oturduğumuz zaman özellikle iyi, rahat bir büyük abdest yaptıktan sonra makat kasları çok gevşemiş oluyor. Bu giriş kısmı önemli. İnsan kendini orada zorlarsa sıkıntı oluyor. Büyük abdest rahatlıkla çıktığı bir zamanda yanımızda eldiven, sabun, krem bu tip şeyler bulundurarak tuvalette otur pozisyonda denemek bence en iyisi. Ama mesela yatar, o cenin pozisyonda yan yatarken yapabilen arkadaşlar var. Bu pozisyonu tercih eden var. Yatakta sırt üstü yatarken bunu yapabilen arkadaşlar var. Hepsi denenebilir. Hatta tecrübelerinizi paylaşırsanız biz de bu yöntemi daha iyi geliştirebiliriz. Bu pozisyonda yapılmasını tavsiye ediyorum şimdilik. Evet, şimdi burada sağ el, sol el hangisi daha rahatımıza giderse eldivenimizi giydikten sonra büyük abdestten sonra makat gevşemiş. Elimizi bacak arasından sanki işte bizim temizliğimizi yaparken ki olduğu pozisyonda ilerletebiliriz. Buradan şimdi ilerletme yapacağımız şekil bu. Parmağımızı içeri sokacağız ve sokarken de dediğim gibi burada bir krem, emla krem olabilir, lidokain krem olabilir, vazelin krem olabilir, herhangi bir krem olabilir, sabun olabilir. Böyle bir şey kullanırsak özellikle büyük abdest sonrası makata giriş gayet kolay olacaktır. Evet, parmağımızı ilerlettik. Parmağı ilerletirken yapılması gereken önemli şeylerden biri makat, başta kapalı, sert. Yine yumuşamış olduğunu düşünürüz. Kremi önce etrafa sürün, sonra yavaş yavaş içeri doğru. Buradaki kaslara şöyle yavaş yavaş bastırdığınız zaman kaslarda hemen olmasa da bir 10-15 saniye sonra gevşeme oluyor. Kasları gevşettikten sonra yavaş 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 parmağı içeri doğru ilerletin. Şurası sfinkter dediğimiz bu kas dokusu, tıpa. Makat içerisindeki. O dokuyu yavaşça açtıktan sonra bir boş alana rastlayacaksınız. Parmak öne doğru, yumurtalıkların olduğu tarafa doğru bakacak parmağın iç kısmı. Ve orada bizim rektal ön yüz dediğimiz hiçbir şeyin olmadığı, sadece makat duvarının olduğu bir kısım, bir alan geçilecek. Genellikle parmağı tamamen içeriye sokmak gerekir. Yani bu parmağın uzunluğu 7-8 santim ise bir 7-8 santimde ulaşılır. Baştan hemen söyleyeyim, bence bu işi hastaların ancak %50 kadarı başarabilir. %50 kadarında biz kendimiz muayene de bile parmağımızı iyice içeri soktuğumuz zaman bile prostata zor ulaştığımız hastalar var. O yüzden siz kendiniz yaptığınızda ancak %50 hastada bu ulaşacaktır. Diğer %50 hasta için daha ileride tariflemeye çalışacağımız bir alet kullanarak prostat masajı yapmak gerekli olabilir. Parmakla ulaşabilirseniz istediğimiz şey, İşte dediğim gibi şuradaki tıpayı yavaşça geçmek, ön rektum yüzeyinde ilerlemek, burada torbalar şu kısımda torbalara doğru bakıyor parmağımız ve prostata ulaşmak. Prostata ulaştığınız zaman önce şu alt kısmı rektumun ön duvarında sanki bir kestaneye, sanki bir cevize rastlamışsınız gibi bir çıkıntıya çarpma şeklinde göreceksiniz. Parmak ilerleyecek ve bir tümsek, bir çıkıntıya çarpma şeklinde. Mümkünse bu alt kısımdan ta üst kısma kadar devam edip prostatın şu üst kısmına ulaşmanız en sağlıklısı olacaktır. Sadece bu alt kısma yapılan masaj yeterli olmaz. Üst kısma ulaşmaya çalışmak lazım.
ulaştığınız prostatın sağını, solunu, üstünü, altını iyice belirleyin. Yani orada bir ceviz. Şimdi şu biraz büyük oluyor ama işte bunun gibi bir, bunun ufağı ceviz gibi alta önce değilecek. Sonra parmak ilerleyecek, üst kısma ulaşmaya çalışın. Sonrasında ne yapacağız? Parmağımız da alta geldik, sonra üste doğru ilerleyebildik. Bu ilerlemede üste ulaşamıyorsak, eğer derin nefes alıp ıkınırsak sanki büyük abdest yapıyormuş gibi prostat aşağı basılır. Ve o zaman üst kısmına ulaşabiliriz. Dediğim gibi ancak %50 hastanın ulaşacağını tahmin ediyorum. Sonrasında prostatın parmağımızla, yani şöyle de gösterelim. Parmakla prostatı savmak lazım. Şöyle şöyle bastırarak dokuları aşağı doğru sıyırmak ve içindeki akıntıyı akıtmaya çalışmak. Yani şuradan diyelim ki 5 kere, sonra soldan 5 kere, bir içeriye gelip 5 kere, bir içeri kısma gelip 5 kere. Böyle 3 bölgede yapmaya çalışın. Prostatın tam orta kısmından üretra dediğimiz idrar kanalı geçiyor. Üretra. Ve prostatın içindeki kanallar buraya açılıyor. Salgı bezleri buraya açılıyor. Bizim yaptığımız bu savma sayesinde prostatın içinde hapis kalmış, akamayan akıntının üretra boyunca gelip sonra da penisten çıkmasını umut ediyoruz. Hissiniz nasıl olacak? Bastığınız zaman sanki idrar kaçırıyormuş gibi, böyle bir idrara zorlanma, peniste bir irritasyon, can yakmaya yakın bir şey olacak. Ama ilk seferinde her şeyi doğru yapmanıza gerek yok. Bunun sonsuz deneme hakkınız var. Öncelikle ilk gün bir yeri anlayın, yeri tanıyın. Sonrasında hafif bir masaj. Daha sonraki denemede, bu bir hafta sonra olabilir, birkaç gün sonra olabilir, biraz daha yoğun, şiddetli bastırmak. Ve en sonunda iyice yapabildiğiniz kadar şiddetli. Tabii kendi kendinizin rektumuna zarar vermeyin. Yani orada çok abartılı bir çekiş değil ama İşte yine şu bizim prostat örneğinde biraz böyle bastırarak, bastırarak, bastırarak. Her birinde 5 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer tarafa 5, 5, 5. Bu şekilde akıntı getirebilirseniz, işte bizim yaptığımız prostat masajı bu. Akıntı gelmesi şart mı? Hayır. Bazen içeride fazla bir akıntı yok ama iltihap vardır. Orada bir irritasyon yapmak, dokuda bir reaksiyonu başlatmak, bir enflamatuar, yani vücudu bir alarma geçirip oradaki savunma hücrelerini oraya çekmek ve onların oradaki doku hasarıyla savaşmasını ve dokuyu iyileştirmesini sağlamak amaç. Şimdilik böyle. Arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyoruz. Yapabilen, yapamayan, belki ileride bu konuda bir soru formu gönderip kaç kişi bu işi yapabildi, bunları ortaya koyarız. Erken boşalma için böyle bir şey yaptık. Bizim tarifimizle hareket edenlere bir soru formu gönderdik. Ve baktık ki aslında %50 hasta anca tam iyi becerebilmiş erken boşalmayla ilgili yöntemimizi. Diğer %50'si tam yapamamış gibi sonuçlar ortaya çıktı. Bunun için de ileride belki bir soru formu gönderip sizin görüşlerinizi alırız. Yorumlarda da kendi önerilerinizi bizle paylaşın. Bu konuda daha iyi yöntemler zamanla geliştireceğiz. Parmağıyla ulaşamayanlar bir alet vasıtasıyla rektüme ulaşıp bunu yapmak mümkün ama şimdilik o konuyu iyice bir tecrübe etmemiz lazım. Çünkü insanların kendi kendine zarar vermesini de istemiyoruz. Herkese geçmiş olsun.